Sizler saraylarınızda, sarayda ejder meyvesi yiyorsunuz ama milletin çocukları bir portakala, bir mandalina hasret. Ejder meyvesi deyince Sayın Erdoğan'ın sarayda yediklerini bir sayalım, hatırlatalım isterseniz. Beyaz çay, ejder meyvesi, efuli, liçi meyvesi eşliğindeymiş. Aloe vera, Starex meyvesi eşliğinde. Orman meyveli spesiyal, bahçe naneli limonata içermiş. Pataşur içerisinde çerkez tavuğu, neyse bu artık. Zencefilli, somanlı sushi. Tartalet içerisinde humus. Okuyamıyoruz bile, yani söyleyemiyoruz bile neler olduğunu. Sarayda bunları yiyor. Ne yiyormuş? Tartalet içerisinde humus yiyormuş. Afiyet olsun. Ye babam ye. Millet aç, siz sarayda bunları yiyorsunuz. Sizinkiler bol bol ihale alıyor. Milletin çocukları ekmek parası için lokar temizlerken yaşamını yitiriyor, zehirleniyor. Sizinkilerin kardeşleri, yeğenleri, çocukları 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş alıyor ama milletin çocukları işsizlikten kırılıyor. İntihar ediyor bakın. 2002'den beri 3000'i aşkın intihar olmuş Türkiye'de. Son 17 yılda yaklaşık 5000 kişi geçinemediği için yaşamına son vermiş. Örnek mi? Erzincan'da seyyar satçı Yavuz Polat 3 Ağustos'ta zabıtanın tezgahına el koyması yüzünden intihar etmiş. Adem Yarıcı Hatay'da 2020 Şubat, çocuklarım aç, iş istiyorum, anlamıyor musunuz demiş. Valinin önünde kendini yakmış. Aynı günlerde meclisin önünde bir vatandaşımız açım aç, çocuklarım aç diye feryat etti. Van'da Hüsnü Babat intihar etti. Kardeşi Mesut Babat diyor ki maddi sıkıntıları vardı, işsizdi. Çorum 2019, 33 yaşındaki Oktay'a evinde kendini asarak intihar etti. Eşi dedi ki ekonomik sıkıntı yaşıyorduk. İzmir'de eşinin pazara gidelim dediği Ali Kabasakal, sen biraz oyalan ben geliyorum dedi. Banyoya gitti, kendini öldürdü, intihar etti. İnsanlar intiharın eşiğinde, insanlar intihar ediyorlar ama sizin hiçbiri umurunuzda değil. Çünkü keyfiniz yerinde. Hayat size güzel. Sizler saraylarınızda, sarayda ejder meyvesi yiyorsunuz ama milletin çocukları bir portakala, bir mandalina hasret. Sayın Erdoğan'ın sarayda yediklerini bir sayalım, hatırlatalım isterseniz. Beyaz çay, ejder meyvesi, efuli, liçi meyvesi eşliğindeymiş. Aloe vera, Starex meyvesi eşliğinde. Yani söyleyemiyoruz bile neler olduğunu. Sarayda bunları yiyor. Ne yiyormuş? Tartalet içerisinde humus yiyormuş. Afiyet olsun. Ye babam ye. Millet aç, siz sarayda bunları yiyorsunuz. Sizinkilerin kardeşleri, yeğenleri, çocukları 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş alıyor ama milletin çocukları işsizlikten kırılıyor. İntihar ediyor bakın. 2002'den beri 3000'i aşkın intihar olmuş Türkiye'de. Benim lokmalarımı saymış demek ki. Yani eğer ben kabak tatlısı yediysem Allah benim belamı versin. Vallahi yemedim. Ben tatlı yemiyorum. Ben ne yedim biliyor musun Sayın Cora bu akşam yemeğinde? Söylemeyin. Sayın Öztürk. Kuru fasulye pilav yedim. Sayın ben köy Öztürk. Çocuğuyum. Sen de hamsi yemişsin. Sen tabii malı götürdüğünüz için siz güzel güzel yersiniz. Biz de köy çocuğuyuz. Kuru fasulye pilav yeriz. Yediniz mi siz kabak tatlısını? Yemediyseniz sorun yok. Ya lütfen rica ediyorum Sayın Öztürk, bakın. Arkadaşlar sataşmayacağım. Kabak tatlısı yemek kötü bir şey mi tahinle? Hayret bir şey. Şatafat içerisinde yaşayanlar sürekli bir fakirlik edebiyatında bulunuyorlar. Ben bu akşam yemeğimde hamsi yedim ama Kahramanmaraş milletvekilimiz kabak tatlısını tahinli yedi. Ondan da taviz vermedi. Devletin ve milletin temsil makamına yönelik böyle bir dil asla kabul edilemez. Herhalde Sayın Vekil CHP Genel Merkezi'ndeki ve belediyelerdeki saltanatı düşünerek onlarla ilgili bir takım yansıtmalarda bulunmuş olabilir. 3-5 maaşla ilgili kendi uygulamalarını buraya dile getirmiş olabilir. Bir. Biz başından beri diyoruz ki kahrolsun emperyalizm, yaşasın tam bağımsız Türkiye diyoruz. Siz de bunu söyleyebiliyorsanız söyleyin ve İncirlik üssünü hemen hiç geç kalmadan kapatıverin de görelim. Biz emperyalizme karşıyız. Efendim, tam bağımsız Türkiye diyoruz, siz de deyin dedi. Evet, siz laf olarak diyorsunuz,
Biz icraat olarak onu uyguluyoruz zaten. Tam bağımsız Türkiye AK Parti'nin, AK Parti iktidarlarının en önemli karakteridir. Bütün dünya buna şahittir.